Efendim, merhaba. FRPRT Merhaba. ekranlarına hoş geldiniz. Haftalık gündemin bir başka programıyla karşınızdayız. Geçen hafta yan yanaydık. Bu hafta yine yan yanayız ama fiziksel olarak değil, gönül bağıyla yan yanayız. İnternet bağlantısıyla yan yanayız. Yan yanayız. Ben Özay Şen ve diğer Ben insan evladı. Selim Yılmaz, yani burada hala çözemedik. Ben de Nasıl çözemedim. kaç bölüm oldu? Olmuyor, yok. Ya böyle gösteriyorum. Sonra ayna yapıyor, buraya gösteriyorum. Böyle gösteriyorum. Ayna yaptığı için buraya gösteriyor. Hugo parmaklarımızın ucunda. Efendim nasılsınız? Umarım güzel bir haftayı geride bırakmışsınızdır. Vaka sayılarının inanılmaz bir şekilde artış gösterdiği şu günlerde lütfen evlerinizde kalmaya devam edin diyoruz. FRPNet ailesi olarak gerekmediği sürece alışveriş haricinde ne bileyim işte öyle özel durumlar haricinde dışarılarda pek gezmeyin. Fiziksel temastan kaçının. Şunu bile yapmayabilirsiniz artık selamlaşırken. Hani dirsek selamı, baba ne haber Ya da gibi. ayak ayağa vurun. O Ayak ayağa bir da nebze bir vurabilirsiniz. şey olabilir Ya yani. tokalaşma ve sarılma hissiyatı çok garip geliyor bana bazen böyle hani. İşte mesela Ya işte geçen hafta geldiğinde işte hani elin yüzünü yıkadın geldin. Seni bir dezenfekte ettik. Özel steril odaya soktuk çıkarttık. Orada böyle bir el sıkıştık. Sarıldık birbirimize. Garip garip yani. evet. Ya bir de bazen şey oluyor. Hani eski alışkanlık ya, direkt böyle bir sarılayım moduna giriyorsun, sonra bir geri ne yapıyorsun oğlum falan. Sonra sarılınca da acaba şu an doğru bir şey mi yapıyoruz? Böyle miydi? Unuttum. Hani neresinden tutmam gerekiyordu? Omzuma mı atacaktım eli falan? Kafasına Öyle mı böyle sarılıyorum. sarılmam gerekiyordu ya da? Sosyal alışkanlıklarımızın değişeceği bir dünyaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz gibi geldi. Bu arada çok enteresandır mesela. Öyle çok fazla aslında böyle selamlaşma konusunda yurt dışındaki ülkelerde el sıkışma haricinde böyle sarılma olayları çok yakınen yapılır. Bizde böyle tanıdığın bir Herkese arkadaşın bile sarılıyoruz olsa yani. herkese sarılıyorsun yani. Herkesin elini sıkıp öpüşüyorsun ya da kafa tokuşturuyorsun. Kafa tokuşturmak da ne kadar saçma bir şeydir bu arada. Onu da buradan söylemiş bulunayım. Kafa tokuşturmak yapmayın abi. Kafa tokuşturmayın. Çok saçma bir şey ya. Niye kafa tokuşturuyorsun? Şöyle eğmek Tokuşturmayın. nedir? Şu çok El anlamsız sıkış. El yani. sıkış. Ya illa kafa kafaya bu kadar yakın yakına geliyorsan öp bari o adamı yani. Hani. Abi, yani Efendim. Türk milleti için bu şeylerden uzak kalmak çok zor Evet. gerçekten. Madem klasik saçmalamamıza başladık, haftalık gündeme de giriş yapalım. Geçen haftaya nazaran birazcık kalabalık bir gündemimiz var. Sinema tarafında bolca haberimiz var. Ancak ilginçtir. Uzun bir aradan sonra konsollar tarafında da ilginç haberlerimiz var. İlki Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nden geldi. Bir çözüm önerisi, bir çözüm raporu sunuldu Ticaret Bakanlığı'na. Bu rapor içerisinde de İşte bu gelenek vergilendirmeler, işte dolar kurunun dalgalanması, işte Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapan firmalar ya da işte oyun sektörünün son 4-5 yıllık süreci içerisindeki büyümesi ve buna bağlı olarak harcamalar ve yatırımlar gösterilerek Ticaret Bakanlığı'na bir rapor sunuldu. Rapor içeriğinde genel olarak bunlar yazıyordu. Konu hakkındaki detaylı makaleyi şeyde bulabilirsiniz, sitemizde bulabilirsiniz. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin güzel bir açıklamayla doğru noktalara parmak basarak şunu demiş ki işin özü, uzun lafın kısası, oyun sektörü bütün dünyada büyüdüğü gibi ülkemizde de büyüyor. Hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlar artmaya başladı. Türkiye'de bu ek vergilendirmelerle beraber aslında bir nebze biz bu sektörün önünü kesmeye başlayacağız. Çünkü sektöre yatırım yapacak olan kişiler yine bu sektöre oyun oynayarak başlıyorlar. Ve oyun oynayacak kimse kalmazsa bu sektörde ülkemizde büyümez demiş. Çok da doğru yerlere parmak basmış. Bence bu tabii ki dikkate alınır mı? Ülkenin ekonomik durumu malum. Kur dalgalanmalarının durumu malum. Daha öncesinde bir %50'ye kadar çıkan vergilendirme vardı. Bir %20'ye indi. Bir şeyler oldu. Hani biz de takip edemedik yani. Çocuk oyuncağı gibi bir duruma girdi. PlayStation 5 almak hayaldi. Hayalden de öteye geçmiş durumda artık bizim için belki. Orta seviye oyuncular için. Gene kameram şey yapamadı. Sen bu raporun Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin ve Ali Erkin'in yaptığı çözümleme raporunu, çözümleme açıklamasının bir yerlere ulaşabileceğini, bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor musun? Sence de iyi yapmışlar mı gibi iki çemberli bir soru sorayım sana. Ya iyi yapmışlar tabii ki. Yani şu sevindirici, resmi bir kurumdan oyuncu tarafını baz alarak düşünerek bir açıklama yapılması ve bunu da tepedeki insanlara iletilmesi sonunda istediğimiz bir olaydı. Gerçekleşti. Yani bir adım oldu.
Tabii ki de şimdi karar ne çıkacak bilinmez etmez. Yani direkt hemen umutlanmayalım. Çünkü üzülebiliriz. Beklemekten fayda var. Başka bir şey zaten yapamayız ama eğer olumlu sonuçlanırsa yani bu hayal ettiğimiz yeni nesil sadece konsol için değil bilgisayarlar için de, bilgisayar parçaları için de ya da yani oyunlar için de hepsi hayaldi bir noktadan sonra hayale dönmeye başlıyordu fiyatlardan dolayı. Yeniden kavuşmuş olacağız. Yani gerçekleştirebileceğimiz bir hayal olma durumuna gelecek. Bir nebze de olsun. Yani çünkü dediğim gibi yeni nesil konsollar işte %50 ile çıktı. Sonra düştü %20'ye Ama fiyatlar düşecek. kontrol bulunmadı o dönemde hatta indiği Aynen. dönemde de. Hiçbir şey değişmedi. Hala yüksek fiyatlardan devam etmekte. O yüzden artık buna resmi bir şekilde bir müdahale ne yapılacak, ne edilecek yani kesin bir sonuca gidilmesi lazım ve hani dediği gibi de Türkiye bazında da yani dünyada bu bir kabul. Pandemi sürecinde özellikle hani sporu bile geride bırakmıştı oyun sektörü. Yani çünkü hani pandemiyi en şey rahat atlatabilen firma yani şeyler firmaların hepsi oyun tarafında, oyun sektöründeydi. Geliştirmekte, oyun Türkiye'de geliştirmekte olan geliştirme. firmalar için aynı durum söz konusu olmayabilir ama Yani tabii. halihazırda mevcut piyasadaki oyunları satın alma konusunda zaten hani konuşmuştuk bunu da. Çok büyük bir büyüme oldu ki gerçek 2020 yılı içerisinde. Beklenenin de üzerine bir büyüme oldu. Keza Türkiye tarafında da her ne kadar mobil ağırlıkta da olsa büyük yatırımlar yapılıyor. Hani ya da firmalarımız, Türk firmalar yurt dışı bazlı olarak büyük firmalar tarafından satın alınıyor. Hani bir girişimler oluyor. Bu da güzel bir şey. Yani Türkiye'de de bir şeyler hareket haline geliyor. Bu gereksiz yani çok fazla olan vergiler dışında zaten dediğin gibi kur farkı detayları da çok etkiliyor. Hani en azından bunun seviyesini aşağı çektiğimizde böyle büyük bir sektör için hem ülkenin ekonomik anlamda da bir fayda sağlayacağı bir durum olur. Hem de hani daha fazla oyun yapı geliştiricisi de çıkar kendi ülkemiz içerisinden. Ya, umarım güzel sonuçlanır. Yani ne zaman bu konuyla ilgili gündeme getirirler bilmiyorum. Şu an gündemimiz dediğim gibi pandemiden öteye çok fazla gidemiyor ama kısa sürede güzel sonuçlar alırız diye umut etmek dışında. Hep umut ediyoruz zaten. Biz oyuncuların kaderi bu. Umut etmek dışından başka bir şey yapamıyoruz. Eğer düşerse fiyatlar artık yeni nesilleri daha severek, isteyerek konuşabiliriz. Yani çok iyimser olmanın bir anlamı da yok diye düşünüyorum. Zaten hani işte pandeminin şu an ülkeyi soktuğu durum, ekonomik işte krizin varlığının olduğu kabul etmeyenler başka bir hikaye de zaten işte Montrö anlaşmasıyla alakalı gelişmeler, işte Ukrayna ABD gerilimi, Karadeniz, Kanal İstanbul vesaire falan yani hükümetin uğraştığı onca siyasi gerilim, politik kısımlar varken hani bizim hiç Buna ne konumuzun kadar alakası değer verildi? buna ne kadar hani dikkate alınır tabii ki bu tartışma konusu bambaşka bir tartışma konusu bizim üzerine durmamıza gerek yok ama çok da iyimser davranmamak lazım diye düşünüyorum yine de Ya bir oyunculuğa adım o Türkiye'de sahip seviyede. çıkıldığını görmek resmi bir kurum kuruluş ya da yetkin insanlar tarafından bunun böyle sadece işte bir yayıncı kısvesi ya da yayın kuruluşu kısvesi altında değil de ana medyada da yer bulabilecek çünkü Anadolu Haber Ajansı'nda yer almış bir haber bu. Şey sevindirici bir gelişme yani öyle buruk dedim ama sevindirici bir gelişme diyelim. Ya bir adım işte hani dediğim gibi hani umut tabii ki de bağlamamak lazım. Hani büyük bir beklentiye Vergi girmemek lazım %0'a ama indirdik falan gibi bir açıklama öyle bir şey olmayacak. Yani olmaz öyle yani. düşünmeyin bu haberi söylüyoruz şimdi de. Ya tabii yani şu an mesela %30 %20 mi en son ne oldu bilinmiyor. Hani düşürürler. Hadi %5 daha düşürelim ya da hadi %10'a indirelim gibi maksimum bir şey olacak ama öbür tarafta kur detayı giriyor bu sefer de. Onu sabitleyebilecekler mi? Hani çok fazla detayı var. Ondan hani çok büyük bir umuda tabii ki de kapılmayalım ama resmi ağızdan bu tarz hareketlerin olması sevindirici. Yoksa hani dediğim gibi yayıncı olarak hani biz de burada çıkıp konuşuyoruz da bizim söylediklerimiz bir yere kadar ya da daha büyük yayıncıların söyledikleri bir noktaya kadar gidebiliyor. Ama böyle resmi ağızdan hani büyük haber ajanslarına da konu olabilecek bir detayın konuşulması güzel bir şey. En azından kulaklarına böyle bir vızırtı gibi gelecektir belki onların Yani. şu anki dönemde ama o vızırtıyı birazcık duymaları bile iyi olur. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu? Zaten yurt dışındaki çip üretim sıkıntısından kaynaklı. Şu an mesela işte PlayStation 5'in bulunması bir hayli zor. Aynı durumu Xbox Series X ya da S için söyleyemiyoruz ama ya da bilgisayar oyuncusuysanız ekran kartı konusunda da bir küresel çapta bir sıkıntı söz konusu. Yakın dönemde
Süveyş kanalındaki gemi tıkanıklığı yüzünden bütün küresel ağdaki kargo taşımacılığı, deniz yolu üzerindeki kargo taşımacılığı da sıkıntıya girdiği için ekonomik pazarda da büyük bir sıkıntı oldu. Doğru, gerçek. Bizi ne kadar etkiler? Daha mı artar, daha mı azalır? Bizim söz hakkımız yok. Biz yorumlayarak sizlere bunları ulaştırıyoruz. Madem konsol tarafından girdik, bir tane Xbox ve Hideo Kojima haberi var. İlginç bir haber var. Yani kaptırdı mı kaptırmaz mı bilmiyorum ama iddialı bir başlık aslında bu. İşte PlayStation Kojima'yı Xbox'a kaptırdı gibi başlıklar atıldı. Çok clickbait başlıklar, buna güvenmeyin ama uzun lafın kısası yine söyleyeceğimiz gibi Hideo Kojima Xbox'a özel bir oyun geliştiriyormuş. Ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ama bildiğimiz üzere zaten Kojima Productions PlayStation'a çalışan bir firmaydı. PlayStation'a ait bir Ama firma değildi %100 ama. bağlı değil de. Yani üçüncü parti firma olarak PlayStation'a sipariş üzerine oyun geliştiriyordu. Kojima zaten bu noktada Death Stranding'i çıkarıp belli bir noktadan sonra PC'ye de sunulmuştu bu oyun. Şimdi Xbox tarafına Kojima imzalı bir oyun gelecek. Ne olduğu, içeriği ne olduğu, nasıl bir şey yaptığı belli değil. Acaba bu uzun süredir bahsettiği korku oyununu mu buraya yapacak, yoksa o korku oyunu zaten yapıyor da PlayStation tarafına mı hazırlıyor? Bu konu hakkında Buraya hiçbir bambaşka bilgimiz bir yok. şey mi getirecek? Yani bilinmez ama hani Xbox tarafı gene gönlümüzü çalan adımlar atıyor doğruysa. Büyük oynuyorlar. Bu yeni nesilde büyük oynamaya da devam ediyorlar. Eğer gerçekse Xbox için hakikaten bir adım öne geçirecek. Yani çünkü ayrı bir hayran kitlesi var ve hani saygı duyulacak işler de yapıyor. Ve Xbox'ın o özel oyun boşluğunu çok rahat bir şekilde tek başına da doldurabilebilecek kapasiteye sahip işler çıkartıyor. Yani daha resmi bir şey yok ortada ama çok sağlam kaynaklarda bu bilgiler geçmekte. İlerleyen günlerde zaten kokusu çıkar iyice karşımıza. Ama Çıkar eğer çıkar. gerçekten Sony tarafıyla iletişimi birazcık daha kesip Xbox'a koyuyorsa Sony tarafı artık vay haline yani. Hani büyük bir isim kaybediyor çünkü. Ya Sony tarafında da şöyle bir gelişme var. Bu haberden de bahsedelim tabii ki. Naughty Dog The Last of Us Part 1'in ilk oyunun remake'ini PlayStation 5'e özel olarak hazırladığını duyurdu. Bu da bir tepki topladı aslında. Ya güzel bir haber. Yani ama şöyle bir şey. Şimdi PlayStation 3'e çıkmış bir oyunu zaten PlayStation 4'e sen remastered ettin. Bir de aynı oyunu şimdi remastered halini PlayStation 5'te çalıştırabiliyor olmana rağmen bir de Remake'ini üzerine 5'e bir de getiriyorsun remake olarak en baştan sıfırdan dizayn edilmiş oyunu 5'e getiriyorsun. Yani işte God of War 1, 2, 3 dururken ne bileyim ki onları 4'e getirmedin. Uncharted 1, 2 dururken gene 3 ile 4 oynanabilir kıvamdalar. Ne bileyim başka PlayStation klasiklerinden öyle aklına gelen var mı senin? Ya Artık eski zamanda yaşlanmış yaşlanmış olarak hani öyle çok ana babalar bunlar. Yani God eskilerden. of War serisi abi tek başına yeter. God of War sadece 3'ü getirdiler PlayStation 4'e. Bir de yeni God of War vardı. Onun dışındaki çıkan oyunları gelmedi. Yani Ya Last bilmiyorum of Us biraz. ilk seçenek olmamalıydı sanki. Evet yani çünkü şöyle hani oyun çıktı üzerine ilk kendi neslinde çıktı PlayStation 3'te. Şimdi iki nesilde daha çıkartıyorsun. Bu zamana kadar zaten oynayan oynamıştır yani. Hani artık sadece koleksiyonluk bir oyun olarak alınabilir. Yani daha başka bir şey katmayacak sana. O yüzden bir de şey diyorlar. Days Gone'ın yapımcıları da aslında başka bir oyun üzerinden gidelim deyip onu reddedip sanırım buna yönelmişler. Öyle bir muhabbet de var. Onu beğenmemişler. Hiç buna gerek yok. Biz en sağlam taraftan yürüyelim diye bir düşünceyle yola çıkmışlar. O yüzden Last of Us serisini 5'e de getireceklermiş. Yani garip, ilginç bir strateji. Yani dediğin gibi şu an zaten Remastered'ı çok rahat PlayStation 5'te de oynuyorsun. Yani remake yapmana ne kadar gerek var bilmiyorum. Last of Us 2'yi Remastered yapar getirirsin 5'e. Onu anlarım. Hani daha kuvvetli bir makinede, daha Ya da yüksek şeyde sözünü unutma ya da oynamak. şöyle bir şey, dış bir firma, üçüncü parti. Mesela Rockstar Games dedi ki Red Dead Redemption 1'i ben remastered ya da remake yapıp PlayStation 5'e Ha, özel onu getireceğim okey. de o özel bir şey. O firmanın kendi inisiyatifinde kalmış bir şey ama şimdi firma içi bir yapım olduğu için, PlayStation Studios yapımı bir oyun olduğu için işte böyle bir şey oldu yani oyuncular arasında. Yani ne gerek vardı oldu. Ya tamam gerek var olsun. Yani de yani her konsol neslinde tek bir oyunun farklı sürümlerini göreceksek biz ne anladık yeni nesil konsollardan?
Ya Yani bir nevi PlayStation. 4'te yaşadığımız sıkıntıya geldi, hatırlıyor musun? Hı-hı. İlk dönem çıktığında sürekli remastered Hı-hı. geliyordu. Gene aynı mantığa geliyor şu an. Yeni nesil bir konsol gene çıkarttılar ve gene biz remastered oyunları ya da remake oyunları almak zorunda kalacağız. İşte ara boş kalmasın diye belki böyle bir seçenek düşünülmüş olabilir diyeceğim, ama işte yine dediğim gibi hiçbir firma olmasına karşın bu süreç içerisinde PlayStation 5'e özgün yeni bir IP ile, yeni bir markayla karşımıza çıkabilirler de ilginç. Bilmiyorum, belki de şeydir, HBO şimdi dizisi çekildiği için acaba popülaritesini böyle güncel tutmak adına mı böyle bir şey yaptılar? Ama işte orada da dediğime geliyor abi, bu oyun PlayStation 3'te çıkan bir oyun. 4'te de geldi. Yani oynamayan insan kalmadı ki. Kalmıştır elbet şimdi Selim. Yani hani kalmamıştır Hayır, diyemeyiz ama oynamayan değil, izlemeyen. Yani hayır, konuyu bilmeyen insandan bahsediyorum. tabii. Hani kalkıp da 5 için bu oyunu kalkıp, hani bu oyun için 5 alması. Ha En basitinden. tabii. Ya bu oyun Yani için 5 ya da 5 alınmaz. aldı. Ha, ya da bu oyunu aldı. Şey, 5'i aldım. Abi bu oyun bekliyorum deli gibi, onu alayım. Moduna da girmez ama. Ya Çıkana onu kadar demek adam istiyorum. zaten alır remastered'ını oynar. Yani onu Ha, oraya yani onu getiriyorsun. Okey, demek okey, istiyorum okey. yani. Yoksa hani şey değil, hani illaki oynamayan da var. Keza ben kendi yayınlarımda oynadığımda görüyorum chat'teki arkadaşlar, hani ilk defa izleyenler de var, ama kalkıp yeni nesil konsol için olacak oyun bu değil şu an. Senin önceliklerin daha başka. Ya yani God of War'ı getir. Mesela God of War 1'i ya da 2'yi herkes, yani çoğu insan izleyememiş de olabilir, Tabii. oynayamamış da olabilir. Çünkü yeni nesil, yani bir önceki nesle hiç gelmedi bu oyun. Ya Hiç. yani 3'te vardı. Ya da PlayStation 2'de var mıydı God of 3. War? Hayır, PlayStation 2'de 3'te çıktı mi zaten başladı? God of 2'de War. God of çıktı. War 2'de çıktı ama 2'de 3'e 1 çıktı. ile 2 gelmedi diye hatırlıyorum sanki ben. 3'te 2... Yok, pardon. 3'e şey geldi. God of War Collection diye bir şeye gelmişti sanırım. 1, 2, 3. Aynen, onda vardı Tamam. galiba. Bir de ara bir oyun çıkarttılar. Çok Hı. fazla popüler olmayan, çok da Hı. tutmayan bir ara oyun Ascension çıkartmışlardı. olması lazım onda ismi. Ascension'da, evet. Hani mesela o 1, 2'yi, 3'ü getir. Ya yani o evreni yeniden. Çünkü şöyle bir şey var. God of War yeni oyunu getireceksin sen. Yani en azından o evreni daha da hani hype'lanmak için en ideal nokta yani. O serinin hepsini getir, ona göre düşün. O daha doğru bir hamle olurdu ama bilemeyiz tabii Bir stratejileri. de bir konuşmaya göre PlayStation yetkilileri ya da Sony yetkilileri de diyebiliriz artık. Xbox'ın Game Pass'e benzer bir şey yapmayı düşünüyoruz diye resmi bir Evet. açıklamada bulunmuşlar. Aa, yani gerçekten. Buraya o benim büyük anda Evet. koymuş ya, onu koyalım yani. Yani hani gerçek, nereden akıllarına geldi acaba böyle bir plan, çok merak ediyorum. Kim o aklı verdiyse büyük başarı. Sivri zekalar. Bir de Ufak. şey de koyalım istersen, onu mu söyleyecektin, ya da PlayStation Stüdyo'dan çıkan bir oyun Game Pass'e eklendi. Bu da ilginç bir hamle. MLB The Show 21 bir beyzbol oyunu. PlayStation Studios'un geliştirdiği bir oyun Game Pass'e eklendi. Konsolda şu an oynanabiliyor. Konsolunuz varsa oynayabiliyorsunuz. PC Game Pass'e gelmedi. Hani şey oldu yalnız bu arada. Hani diyorduk ya, Game Pass işte şey, şimdi Ubisoft'u da alacak. Daha ne kaldı? Rockstar kaldı. Bir de Sony'nin oyunları. İçten içe bizi dinliyorlar. Farkındayız. PlayStation Plus gelecek yakında. PlayStation. Her yer Last of Game Pass Us'u olsun. yayınlarlarsa Game şaşırmayın Pass önümüzdeki ay beni veriyor. Herkesin evine ben. gideceğim. Perşembe günkü canlı yayınımızda da oynadık. Diablo 2 Resurrected teknik alfası başladı arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz bunu izlerken pazar gününün ertesi günü, pazartesi günü de bitmiş olacak. Çok şanslı bir kesim yayıncı olarak bize de verilen bu şans için tekrar tekrar tabii ki teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayıncılar, yayın kuruluşları, kişiler içerisinde de belli bir kesim oyuncuya da bu teknik alfa deneme sürüşü verildi. Ben Perşembe günü yayında oynadım. Act 1'in sonuna kadar geldim. Act 1'i bitirdim. 2'ye başladım. Ben Act 1'i geldiği zaman bitiyor zannediyordum. Meğersem Act 2'ye kadar, Act 2'nin sonuna kadar devam ediyormuş. Enerjim kalmadığı için devam edemedim. Ama yayın haricinde de oynamaya devam ettim. Çeşitli görüntüler, görseller topladım. Bir toparlayıcı videoyu da zaten bu videoyu izlediğinizin birkaç gün sonrasında da YouTube kanalımızda bulabileceksiniz. Resurrected hakkındaki fikirlerimi toparlayıp sizlerle paylaşacağım. Ama kısaca özetlemem gerekirse yayında ben de gördüm, siz de gördünüz. Şahitler var. Gayet de oturaklı, düzgün çalışan, performansı gayet de oyuncuyu memnun edebilecek bir
Remake oyunuyla, Resurrected'la karşı karşıyayız. Bugüne kadar bu oyun çalışmıyor muydu? Cayır cayır çalışıyordu. Çeşitli modlar ve asetler ve işte çözünürlük paketleriyle Diablo 2 oynayabiliyordunuz. Resurrected'a girdikten sonra o paketlerin hiçbirine ihtiyacınız kalmayacak diyorum arkadaşlar. Eğer bir Diablo meraklısıysanız, seveniyseniz ya da benim gibi bile hani böyle ortalama seven bir oyuncuysanız, çünkü gerçekten Diablo hayranları var abi. Yani 21 yıldır belki sadece tek oynadıkları oyun o. Bazı oyuncular var. Dönem dönem yükleyip oynarlar. Benim gibi keza dönem dönem yükleyip işte korsan sürüm olsun, modlu sürüm olsun vesaire sürüm olsun, neyse artık. Kabul etmekte fayda var. Diablo zaman zaman dönüş oluyor. Resurrected bizi uzun bir süre götürecek gibi gözüküyor. Ben çok beğendim. Dediğim gibi daha uzun düşüncelerimi de yayınlanacak videoda görebilirsiniz. Bunun üzerine o kadar da konuşmaya gerek yok ama yayında bizlere eşlik eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın akşamı geçirdik o gün de gelenlerle beraber. Şimdi Resurrected'a geçtik. Oyun dünyasından başka haberimiz kaldı mı diye bakarken sanırım Deathloop ertelendi. Evet. Çıkış tarihi bir hafta 10 gün kadar ertelendi diye okuduk. Onun haricinde de oyun dünyasında bir haberimiz yok. Sonra bir şeyler gelirse hızlıca paylaşırız onu da zaten. Sinema tarafına, dizi tarafına, dijital yayınlar tarafına geçiş yapalım. Önemli bir haber var. Sony Netflix ile 2 yıllık bir anlaşma imzaladı arkadaşlar. 2022 yılı itibariyle geçerliliğe başlayacak. Şöyle bir anlaşma. Sony'nin filmleri vizyona girecek, yayınlanacak. Vizyondaki etkisi bitip vizyondan kaldırıldıktan hemen sonra Netflix'te de yayınlanmaya başlayacak. Eş zamanlı değil. Yanlışlık olmasın. Yanlış bir haber gördüyseniz de düzeltmiş olalım. Eş zamanlı yayınlanmayacak. Vizyondan kalktıktan sonra Sony Pictures imzalı filmler direkt Netflix'e yayınlanmaya başlayacak. Çok büyük bir anlaşma. Çok da bence akıl dolu bir anlaşma. Neden olduğunu sonra söyleyeceğim ama sen ne düşünüyorsun? Senin düşüncelerini merak ettim. Yani o büyük filmleri işte Spider-Man'in filmleri de eklenecek şu an. Sadece Disney'de olmadığı için Sony'de de hakları var. Mesela onlar da eklenecek. Ya da ilerisi için Sony'nin kendi yapımları eklenecek. Ya yani HBO'nun yaptığı adıma göre çok daha mantıklı bir adım. Hani vizyona çıktıktan sonra geri almaları çok, yani vizyondan bittikten sonra yüklenmesi çok güzel bir adım ve Netflix tarafında da kütüphaneye en azından tamam bu sene çok fazla film getireceğiz modunda takılıyorlar ama çok fazla tutmuyor her filmi Netflix'in her yapımı. O yüzden hani Sony tarafının güçlü kuvvetli filmlerini kendi bünyesine çekmesi ki eski filmleri de sanırım ekleyebilecekler bu sayede. Yani birçok filmi izlemek güzel. Yani ben sevindim açıkçası. İçerik olarak, kütüphane olarak biraz daha dolacak en azından Netflix tarafı. Çünkü bu aralar birazcık bir boşluktayız böyle. Hani yeni çok nadir bir iki bir şey çıkıyorsa çıkıyor. Ondan sonrası zaten çok da böyle dikkat çeken şeyler değil. Yani bu Sony tarafının anlaşmasından sonra en azından vizyon filmlerinden önce eski filmlerini bir rahatlıkla hani orada burada aramaktansa hemen Netflix'te çıkıp izlemek güzel olacak. Şöyle bir şey aslında anlaşma. Tam kapsayıcı bir anlaşma değil. Yani Sony'nin her yapımı artık Netflix'te gibi bir düşünce olmasın. Dışarıdan kiralamak isteyen dijital yayın platformu ya da isteğe yayın bağlı platformu ya da ana akım medya kanalları gene Sony'nin filmlerini lisanslayıp kiralayıp yayınlama hakkına sahip olacaklar ama öncelik Netflix üzerinden yapılacak. Yani ilk bakış anlaşması yapıldı Netflix'e. Keza Netflix Sony'nin arşivindeki filmlerin hepsinde ne zaman isterse bu anlaşma süresi boyunca lisanslayıp Netflix'te yayınlanmak üzere yayınlayabilecek. Buna ek olarak da bu anlaşmanın ardından Sony'nin Netflix'in bir kez daha görüşüp ortak bir çalışma içerisine girmek istediklerine dair de bir söylenti var. Ne olduğu belli değil. Hani Sony bazı özel yapımlarını Netflix'e mi getirecek acaba gibi bir konuşma söz konusu. Şimdi niye akıl dolu bir adım atılmış durumda? Zaten Netflix yıllardır var dijital platform olarak. Amazon Prime hani bunun peşine geldi. HBO Max geldi. Disney Plus geldi. Şimdi baktığınız zaman aslında Netflix ile Amazon Prime'ı aynı kefede tutabiliriz. Bunlar sadece yayın platformu. Fakat Disney ve HBO Max bir stüdyoya bağlı yayın platformları. Yani kendi içeriklerini izleyiciye daha hızlı buluşturmak adına kurulmuş platformlar. Yani Sony bugün şey de yapabilirdi. Arkadaşlar ben Sony Plus'ı duyurdum. Ya da Sony Dijital'i duyurdum. Aylık 5 liraya
farazi konuşuyorum. Bana üye olup filmlerimi izleyebilirsiniz de diyebilirdi. Böyle bir şey girişmedi. Böyle bir yatırım yapmak için uğraşmadı. Netflix'e açık arttırmayla yapılan bir görüşmede bunun haklarını sattı. Bence çok akıllıca bir davranış oldu. 2 yılın sonunda anlaşmayı iptal edip başka firmayla çalışabilecekler ya da test sürüşü yapmış olacaklar ve diyecekler ki ya bizim Sony Dijital'i açmamız lazım diyecekler ya da bilmiyorum. Her neyse. Güçlerini Bunu birleştirdiler tabii abi. O tabii. çok güzel bir Ya Sony büyük bir firma. Yani küçük bir firma değil kesinlikle. Netflix'in 200 milyondan fazla kullanıcısı olduğu düşünüldüğü zaman Sony 200 milyon kullanıcılı bir platforma aslında içeriğini sunmuş olacak. Ve şöyle düşünün. Burada Uncharted, Morbius, Venom 2, Into the Spider-Verse, Spider-Man filmleri ama bilmiyorum Disney ile olan anlaşma bunu ne kadar kapsıyor. Spider-Man filmlerine dahil olduğu söyleniyor. Bunlar vizyondan çekildikten sonra Netflix'in izlenebilir hale gelecek. Bu yüzden önemli bir adım aslında. 2022 yılından sonra ne olacağını göreceğiz. Ya şöyle bir şey çıkıyor aslında ortaya. Ya şimdi ben Uncharted'ı sinemada tabii ki izlemek isteyeceğim. Ama bazen ben de şey oluyor mesela bir filmi izliyorum çok beğeniyorum ama bir daha sinemaya gidip tekrar izleyecek vaktim olmuyor. O keyfi bir daha yaşayamıyorum. E ne oluyor? Tekrar o filmin 6 ay 8 ay aradan geçip de Blu-ray sürümünün bir daha piyasaya çıkmasını ve ona ulaşmayı bekliyorum. Yani o süre içerisinde bir kez daha tüketmek istiyorum ya da o konu hakkında bir şeyler üretmek istiyorum ki bir daha izlemek istiyorum. E şimdi vizyondan çıktığı gibi tık bir daha belki Uncharted'ı izleyebileceğim. Böyle bir şansım olacak. Çok daha bir rahatlık olacak. Tabii. Bakalım ne olacak? Bunu da zamanla göreceğiz. Marvel tarafına bakarsak Guardians of the Galaxy Vol. 3, 3. film yani serinin çekimleri bu yıl itibariyle bu yıl bitmeden başlayacak. Biliyorsunuz James Gunn Suicide Squad'la uğraşıyordu. Suicide Squad hazırlandı. Vizyona çıkmaya hazır bir halde. Artık James Gunn'la takvimini boşalttığı için yeni Guardians filmiyle uğraşabilecek. Orijinal kadronun üzerine şu aşamada eklenen yeni kimse duyurulmadı ama Thor karakterini canlandıran Chris Hemsworth'un bu filmde gözükebilme ihtimalinden, Doctor Strange'in bu filmde gözükebilme ihtimalinden ve Guardians of the Galaxy Vol. 2 ikinci filmi izlediyseniz de Adam Warlock isimli kozmik güçlere sahip çok kuvvetli bir karakterin de bu filmde gözükme ihtimalinden bahsediliyor. Bunlara eş değerde önümüzdeki fazları da düşünürsek Captain Marvel da bu filmde yine gözükebilir. Bu da benim kendi düşüncem tabii ki. Ki Captain Marvel filminin ikincisinin filmleri de çekimleri haftaya başlıyor. Onu da İşte hemen araya yapıştıralım. senaryoyu merak ediyorum. James Gunn çok yaratıcı bir yönetmen. Çok beğeniyorum yaptığı işleri. Guardians'a da bunu tekrar tekrar gösterdi. Birinci filmde, ikinci filmde, üst üste koyup ilerleyen filmlerde. Üçüncü filmi ne yapacağını çok merak ediyorum. Suicide Squad'da ne yapmış olduğunu çok merak ediyorum. Çılgın atacak muhtemelen zaten ikinci. Muhtemelen ya. Çünkü o geri dönüş efsane olacak. Çünkü Disney kovmuştu James Gunn'ı. Geri aldılar kuyruklarını sıkıştırıp. Disney'in kolay kolay yaptığı bir şey değil. Ya iyice burunları sürsün diye Disney'in bak ne kaybedecektiniz görün nasıl bir şaheserle Kesin. karşınızdayım deyip bomba bir şey patlatacaktır. Bir başka dijital yayın devine geçersek HBO Max'te bir haber var. Şöyle Wonder Woman 1984, Godzilla vs. Kong gibi filmler hem vizyona hem HBO Max'te yayına girdi. Bildiğiniz gibi Justice League Zack Snyder katı da HBO Max üzerinden izleyebildik. Şimdi şöyle bir durum var. Dune filminin de normalde 2020'nin sonunda vizyona girmesi beklenen Frank Herbert'ın bilim kurgu efsanesinin uyarlanmış Dune filminin de vizyonla eş zamanda HBO Max'e yayınlanması planlanıyor. Fakat yapımcılar, daha doğrusu Paramount Pictures, pardon çok özür diliyorum, Legendary Pictures filmin yapımcısı ve filmin yönetmeni Denis Villeneuve bunun HBO Max'e yayınlanmasını istemiyorlar. Kati surette de karşılar. Yani her seferinde de bunu dile getiriyorlar ve diyorlar ki biz bu filmi bir sinematik vizyonla çektik. Dijital platformda yayınlanma uygun bir film değil diyorlar ama HBO Max her fırsatını bulduğunda Dune HBO Max'e gelecek diyor. Bir söylentiye göre Legendary Pictures bu kararın bozulması adına bir dava açmaya hazırlanıyormuş. Uzun yıllardır Warner Bros'a çalışan Legendary Pictures böyle bir teşebbüste bulunur mu ya da göz korkutmak için böyle bir lobicilik faaliyeti mi oluyor ama finalde Dune nerede nasıl bir şekilde yayınlanacak bizleri birazcık korkutmadı değil. Eğer bu dava süreci başlarsa belki vizyon şansı bile bulamayabilir. Böyle bir tehlike de söz konusu. Ya bu pandemi olayından sonra işte bu dijital platformların okey anlıyorum aslında böyle hani kendi çıkarlarını düşünerek de adım atıyorlar ama
Öbür türlü komple her şeyi bitirme adımları da işte konuşuyorduk ya daha önce de hani sinema sektörü bitiyor mu? Yani sinemada yayınlanacak bir şey kalmayacak bu gidişte. Çünkü hani bu alışkanlık haline geldi mi? Yarın öbür gün sinemalar açıldı mı? İnsanlar ne güzel Netflix'e geliyor ya da işte HBO Max'e gelecek ne gerek var ya deyip bitirmiş olacak ve dediğin gibi şimdi bazı filmler var. Bunu da hep konuşuyorduk. Hani evde televizyonda değil sinema salonunda izlenilmesi gereken filmler. Dune da onlardan bir tanesi. Hep de muhabbet dönüyordu zaten. Hani bir dava muhabbeti olacak. Çünkü iki taraf da çok zıt birbirine. Yani beklemekten hep bekliyoruz bir şeyler anlatayım böyle. Umarım mutlu olacağımız şeyler olur böyle. Hani çünkü efsanevi bir şeyi dava sürecinden sonra dediğin gibi rafa kalkabilir ve hiçbir Tabii. zaman izleyemeyebiliriz Ya izleriz elbette. Yani uzar. Gittikçe yani. uzar bu. Ha, yani hani Yani beklenti de 2020 diye kaybolur. başlarken 2030'da belki yeni çıkmış olacak yani tamam mı? Şöyle de bir şey var mesela. Bunu yapma sebeplerinde şunu gösteriyorlar. Bunlar hani sen de söylemiştin şimdi haftalık gündemi çekmeye başlamadan önce. Godzilla vs. Kong filmi küresel çapta 285 milyon dolar hasılat elde etmiş. Amerika'daki vizyonda da ilk 5 gün içerisinde şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama pandemi döneminden bu yana en iyi açılış yapan Film. ABD filmi olmuş. Yani aslında sinema salonlarına olan rağbetin arttığını gösteriyor Godzilla. Ki büyük bütçeli bir yapım. Ne kadar seviyorsunuz, sevmiyorsunuz tartışılır. Film ne kadar iyi kötü onu konuşmuyoruz tabii ki. Burada HBO şunu diyor. Godzilla ve Kong filmi vizyonda böyle bir başarı yakaladıysa aynı zamanda ben bunu HBO Max'e yayınladım. Dune da aynı etki yaratacaktır diyor. Yani öyle bir tercih mi olsa mesela sana sorayım. Yani Dune dediler ki tamam anlaşamadık. Hem HBO Max'te çıkacak hem vizyonda çıkacak. Senin tercihin ne olurdu? Ben Sinema olurdu diyor. sinemada izlerim. Ben de sinema olurdu diye düşünüyorum. Çünkü yönetmenin vizyonunu biliyoruz. Arrival filmi birinci örneği. İkinci örneği Blade Runner yeniden uyarlaması. Daha doğrusu devam filmi. Denis Villeneuve'in vizyonun ne kadar sinemaya uygun olduğunu görüyorsunuz. Dune da keza öyle olacaktır diye düşünüyorum. Bu haberi de burada tamamlıyoruz gibi gözüküyor. Abi işte dediğim gibi izleyecek film var. Sinemada izlenmesi gereken film var. Evde oturup izlenmesi gereken filmler var. Ya o yüzden hani bu tarz tartışmalarda bilmiyorum, sonu nereye kadar gidecek göreceğiz. Yani evimizde de bir sinema salonu keyfi yaşayabileceğimiz surround ses sistemimiz, devasa televizyonlarımız yok ama Bir belki beyaz olsa iyi perdemiz olurdu. olsa yani. Çünkü ya bildiğin gibi sen onu çok yakından takip ediyordun bir dönem. Projeksiyon, işte ses sistemi. Geçen Hı. hafta yayında mı konuştuk? Kendi aramızda mı Yayında konuştuk? konuşmuştuk. Yani elinde aslında güzel kaliteli bir ses sistemin, güzel bir perden ve projeksiyon cihazın varsa birebir olmasa da yakın bir tecrübe yakalayabiliyorsun aslında. Evet. Yeni teknoloji bunu sunuyor. Hayao Miyazaki'nin yeni bir filmi var. Adam emekli olup geri dönüyor. How Do You Live? Nasıl Yaşarsın? isimli bir çocuk romanından uyarlama, uzun metrajlı uyarlaması. Bitme aşamasındaymış. Büyük ihtimalle de bu yıl sonuna kadar vizyona gireceği söyleniyor. Miyazaki bildiğiniz üzere sürekli emekliliği ilan edip sonra dayanamayıp tekrar geri dönüp film çekip sonra tekrar emekli olduğunu Kandırdı beni. söyleyip tekrar geri dönen tam bir artık şey böyle memnuniyetsiz ihtiyar tadında bir adama dönüşmüş durumda ama her çektiği şey izleniyor. Seviyoruz Hayao Miyazaki'nin kafasını. Bu How Do You Live'i de gerçekten merak ediyorum. Böyle o da sıcak bir film olacak gibi. Ne olduğunu söylemem gerekirse 1937 tarihli How Do You Live isimli kitabın uyarlaması olacak. Burada da babasını kaybettikten sonra amcasının yanına yerleşen içine kapanık bir çocuğun ruhani anlamda kendini bulma macerasını konu edinecek. Hayao Miyazaki'nin filmlerindeki o klasikleşmiş kadın karakter yerine ilk defa böyle ana karaktere o ruhani macerasına oturacak bir ana karakter olacak. Daha önce Rüzgar Yükseliyor da bunu yapmıştı ki zaten o da bir gerçek hayattan uyarlamaydı. Şimdi Paramount Pictures'tan ufak bir haber var. 10 tane filmin ertelendiğini duyurmuş. Aralarında Mission Impossible 7-8 var. Jackass 4 var. Bizim dikkatimizi çeken de Dungeons and Dragons filmi var. Normalde 27 Mayıs 2022 demişlerdi çalışmaları süren film için. 3 Mart 2023'e ertelendi. Yani haftalık değil yıllık ertelemeler. Paramount Pictures'tan çıkacak filmlerde dikkatleri çekiyor. Komik bir haber var. Hızlı geçebileceğimiz. Yıllardır aranan
Sovyet yapımı Lord of the Rings filminin tam hali sonunda bulundu. YouTube'a yüklendi. Normalde böyle küçük küçük kesitler yıllarca hep internette bulmuştuk ama ben forum döneminden de hatırlıyorum. Vardı bu tarz. Bizim FRP'nin forum döneminde bunlar çıkıyordu. Birkaç yıl önce Hobbit Sovyetler Birliği'nin uyarladığı Hobbit filmi çıkmıştı. Şimdi Yüzüklerin Efendisi çıktı. Ya ben baştan sona izlemedim tabii, Rusça'ya da İngilizce altyazı falan ayarlamışlar ama yani böyle hani bakıyorsun böyle bir iki sarıyorsun bir şey görüyorsun, yapma yapma falan diyorsun, böyle kapattım Bu o zaten değildir ya. Bu o kapattım. değildir deyip böyle. Yani işte Gollum, ondan sonra Aragorn, Gandalf, ne bileyim yani çok yanlış anlaşılmış. Çok yanlış anlaşılmış hem de. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tom Bombadil var mesela. Bamba dil değil mi? Tom Bombadil var. Bomba değil. Tom Bombadil var ama yani olmasa da Ya olurmuş. Bitireceksin var. mesela, iyi ki koymamış dedim yani. Öyle iddia ediyorlar. Olduğunu iddia ediyorlar ama hani. Bulmak istiyorsanız bizim gene FRP'nin kanalımıza web sitemize bakabilirsiniz. Oradan da tadımlık izleyebilirsiniz. Baştan sona tavsiye etmiyoruz. Bir tane minik bir Artı 20 haber artı var. 2'de falan izleyeyim öyle. Yazarken çok eğlendiğim, paylaşmak istediğim. Pokemon bu yıl 25. yılını kutluyor. İnternette en çok aratılan Pokemon'lar hangileri diye büyük bir araştırma yapmışlar küresel çapta. Google ve Toyzone'un ortak çalışması olarak kıta kıta, ülke ülke hangi Pokemon'un en çok aratıldığını bulmuşlar. İlginç bir resim çıkmış ortaya. En çok aratılan Pokemon 1 numarada Pikachu, 2 numarada Charizard, 3 numarada Onix var. Yani en çok aratılan, hani Pokemon'ları say desem ilk onda aklına gelmeyecek Pokemon dünyada en çok aratılan Pokemon'lar arasında 3. sıradaymış. 4. sırada Mewtwo var mesela, hani Hani onunla bir Onyx karşılaştırma mesela artık yapabilirsin. böyle bir marka, bir ürün var. Hani Onyx diye Belki de. ararken hani onu Pokemon mu zannettiler ettiler? Ne yaptılar? Onyx ne alaka hakikaten ya? Ben de bilemedim. Yani mesela senin favorin nedir? Abi hadi Pikachu, işte Charizard dedin değil mi? Aha. Charizard, Mewtwo, ben aklıma başka yani klasik Balbazar, Squirtle gelebilir. Albazar onda Niv olabilir mesela. belki. Nivi belki orada bulabilirsin. Başka ne vardır? Ya şimdi ben kendimce aklıma gelenleri söylersem orada kesin yoktur. Togepi'yi ben kesinlikle ararım böyle hani onu Togepi ama bu görürsem. yok. Sadece ilk nesli yapmışlar. Togepi İlk ikinci nesil de nesilde ya. var. Ya şöyle Şey söyleyeyim. Butterfree vardır mesela. Var mı Butterfree? Butterfree de vardır. Ya küçük görselini buldum şimdi buradan. Buldum şimdi yüksek görselini. Yani Balbazar mesela 11, Mew 7, Charmander Balbazar 11. 14, Squirtle 16, benim şahsi favorim Arcanine 24. Abi ilk onu sayabiliyor musun? İlk onu sayayım abi. Pikachu, Tamam. Okey. Charizard, Onix, Tamam. Mewtwo. Tamam. 5. sırada Eve. 6. sırada Gengar. 7. sırada Mew. 8. sırada Snorlax. 9. sırada Lapras. 10. sırada Gyarados var. Abi neden bu kadar farklı var ya? İlginç. Ya o Çok ilginç ilginç geldiği için yani. paylaşmak istedim. Hani Pokemon yumuşak karnımız. 151 Pokemon. Yani ilk nesil Pokemonlardan bahsediyoruz. Son sıraya bakarsak mesela 145'ten alırsam 145 Spearow, 146 Dodrio, 147 Venonat, 148 Kakuna, 149 Mr. Mime, 150 Nidoran, 151 Nidoran Dişi. Rattata kaçıncı sırada ya? Pokemon Go'da sürekli çıkıyordu, nefret ediyordu. Görebiliyor muyum Rattata'yı şöyle gözlerim arıyor. 93 numarada bulunuyor onu? kendisi. Beni üzen şey oldu şimdi. Nidoran dişi ve erkek benim aslında oynadığım dönemlerde mutlaka yakalayıp geliştirdiğim bir Pokemon'dur. Çünkü Nidoking ve Nidoqing güçlü. Gerçi bunun da alakası yok yani. Güç sıralaması değil bu. Ya evet, o Araştırma başka bir şey sıralaması. belli ya. Ya Araştırma gerçi şey de sırası. olabilirdi Belki ya. Ben tipini mi merak ettiler de baktılar. Ha olabilir. Ya bir de şey aslında bu son çıkan nesil Pokemon'lar olsaydı onlar belki daha çabuk daha çok bulabilinebilirdi. Çünkü hani random atıyorlar ya ismi şöyle He. bakmadan. Hani her hübürü hübürü diye gülüyoruz. Hani her hübürü diye zaten Pokemon isimleri oluyor artık. Allah'tan onları eklememişler ya. Detaylı haberi yine web sitemizde bulabilirsiniz. Ben sadece şöyle bir ilginç bir tespitte bulunduğum için onu göstereceğim. Onyx ne ya? Sizin de ekranınıza gelir şu an büyük ihtimalle. Bölge bölge yayılmışlar. Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika falan diye. İşte bizi de Orta Asya, Merkez Asya'ya koymuşlar. Türkiye'de en fazla Pikachu aratılmış.
Ve komşularımıza baktığımız zaman da gördüğümüz şey o ki mesela Irak'ta da Pikachu aratılmış. Mesela Abi zaten şey bakıyorum. yok muydu? Kendini Pikachu zannedip uçmaya çalışan, yani Pikachu zannedip uçmaya çalışan çocuk vardı. Ne yazık ki onun İşte için almışlar zaten. yani komşu civarımızdan bahsettiğim zaman Pikachu bizim etrafımızda çok araştırılmış. Mesela Filistin'de de var Pikachu, Irak'ta da var Pikachu. Gürcistan ve Ermenistan'da Pikachu demiş. Balkan Yarımadası'nda o kadar çok göremiyoruz ama Avrupalıyı söyle. Onlar bizi kıskanıyor ya. Almanya bizi kıskanıyor. Onu söyle. Ne aramış? Almanya bizi kıskanan Almanya neyi araştırıyormuş? Hemen bakıyorum. Almanya bizi çok kıskandığı için Lapras'ı araştırmış abi en çok. İlginç. Ya, ya girin Gerçekten. bakın ben linkini daha şey paylaşacağım. Çok ilginç bir infografik yapmışlar. Çok ilginç bir düzen yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Komiğime de geldi. İlginç yani. Onyx Gerçekten. çok ilginç ya. Onyx çok Gerçekten. ilginç. İşte o yüzden üzerine bir durmak istedim. Eğlendiğimiz bir haber oldu. Bununla geçelim. Siz de eğlenmek isterseniz bir bakın sizin favoriniz kaçıncı sıradaymış. Onu da bizimle paylaşın. Pokemon'u da geride bırakırsak şayet geldik haftanın her haftanın konuştuğumuz dizi kısmında. Benim bu hafta çok tatmin olmadığım The Falcon and the Winter Soldier ve dördüncü bölümü olan The Whole World is Watching, Bütün Dünya izliyor isimli bölüme şu an IMDb puan 9.1 bölümün fakat dizinin genel puanı 7.9'a düşmüş durumda. İlk bölümlere verilen puanlarda birazcık düşme var. Ben tahmin ediyorum kaç gün içerisinde bu puan biraz daha aşağı gelecektir gibi. Çünkü ben kendi sebeplerimi söylerim de son bölüm itibariyle açıkçası birazcık fazla lastik gibi uzattıklarını düşündüm. Bir dizi haline geldi. Sen ne düşünüyorsun? The Falcon and the Winter Soldier Episode 4 hakkında. Yani aksiyon dolu bir bölümle gene çıktılar. Dediğim gibi aslında bence de yani çoktan o 3 bölümde işleyebilecekleri konuyu bir de şey tartışmasına giriyorduk ya. Hani totalde 6 bölüm olacaksın ve zaten 50 dakikadan oluşuyorsun. Ne Hani ne kadar anlatacaksın değil mi? Ne anlatabilirsin diyorduk. anlatacaksın? Ben yani şu an bir bölümünü hani çok rahat böyle bitirebilecekken yani sadece bir bölümü gene uzatarak bu konu hakkında gidiyorsun. Yani bilmiyorum. En çok şeye zaten sinir olmuşuz. Tüm dünyada onu olmuş ya. Yeni Kaptan Amerika. Hani bir tek o böyle onu görüp bizi sinir etmek için yapmışlar muhtemelen hani bu bölümü. Herkes ondan nefret etsin diye yapmışlar belli ki. Başardılar da ben nefret ediyorum zaten başından beri. Son bölüm Kaptan itibariyle Amerika'yı da hiç sevmem gerçi de. Yani genel olarak bunu ekstradan artık sevmemeye başladım. şimdi yeni Kaptan Amerika canlandıran arkadaş Wyatt Russell mesela şöyle ilginç bir haber var. Ölüm tehditleri falan almaya başlamış sosyal medyadan. Ya bu gerçekten çok saçma bir Son şey yani. dönemlerde çok arttı oğlum bu ölüm tehdit Çok muhabbetleri. saçma bir şey. Bu Last of Us 2'deki neydi kızın ismi? Ellie'nin Ellie'nin yanındaki rakibi kız. olan Şey Abby. Abby'yi canlandıran arkadaş da mesela o kadar çok ölüm tehdidi almış ki bütün sosyal medya hesaplarını kapatmak durumunda kalmıştı. Benzer birçok olay da yaşandı. Game of Thrones'daki oyunculara da bu yapıldı zamanında. Şimdi Wyatt Russell'a da aynı şey yapılıyormuş. Şimdi arkadaşlar o bir karakter, o bir dizi, o bir canlandırma, o bir tiyatro, o bir roleplay. Yani adama niye sinirleniyorsunuz? Adam iyi oynamış demek ki yani sinir olmamınızda hani şunu demen lazım. Vay be şerefsize bak ne kadar güzel oynamış yahu. Demen Evet abi lazımken sinirlendirdin bize seni karşı kendini. öldüreceğim oğlum falan diye mesaj atmak ne demek? Kendinize gelin ya. Bunu yapanlar kesin böyle ergen Amerikalı tayfalar yani hani bizden öyle Muhtemelen bir değil şey mi? çıkmaz. Gerçi bizden de çıkma ihtimali var. Zamanında Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır öldüğünde milletimizin başı sağ olsun diye ölüm ilanı veren insanlar vardı. Oğlum şey biter miydi o ölen vardı ya Biter şey Ziyagil. Neydi yani o? onun Aşk-ı Memnu muydu? cenazesine gidiyoruz diye şey yapıyorlardı. Diziye geri dönersek goy goy bir kenara bırakıp ben şey yaptım. Bu bölüm beni çok yordu. Şunu fark ettim. Aslında belli yerlerden kesip bitsem belki 4 bölümde birer saatlik 4 bölümde bitebilecek bir diziyi 6 bölüme uzatmışlar. Birazcık hani böyle diğer karakterlere de yer verelim. Onların da geçmişlerine alan sağlayalım. İşte bu ayrılıkçılardan o işte Sideshow Bob'a benzettiğimiz Carly. İşte onun yancıları, işte dünyada neler oldu, onun kız kardeşi, bunun babası, bunun geçmişi falan derken böyle aslında sağından solundan böyle bir iki makas atsam birazcık daha derli toplu eli düzgün bir hale gelecekken uzadıkça uzamış. Yani mesela bu bölümde beni sıkan kısımlardan biri Wakanda'dan gelen o kralın Ablaların. asker ablaları. Yani
orada birbirlerine girdiler ya, hani şey oldum, ulan dedim, hani ben bir şey kaçırdım dedim. Yani niye onlar dövüşüyor, sonra onlar dövüşmeye başladı ve sonra dövüşmeyi vazgeçip düzgün bir şekilde hareket etmeye Orada başladılar. yapılması gerekeni yapan tek bir karakter vardı. Zumo. Zimo. Kapıyı kap. Zimo, Oğlum pardon, geçen zaten. bölümde Zumo demişsin herife. Zumo mu demişim? Anasını Zimo. Zimo. Ben Mert demiyorum. Bir de öyle düşün. Mert de diyebilirim. Yani. Adam hani bayağı kapıyı kapatıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaşıyor. Yani olması gereken şeyi o yaptı Tabii orada tabii. mesela. En temizini o Diğerleri yaptı. bir anda böyle. O ikili kapışırken bizimkiler de biraz bekleyelim. Dur biraz daha bekleyelim. Tamam şimdi hadi biz de saldıralım. Ne oluyor lan? Bir anda herkes birbirine saldırmaya başlıyor. Yani 5 ile 6 nasıl olacak? Büyük ihtimalle 6 böyle kırılan bir bölüm olacak. İlk yarım saat böyle temposu yüksek olacak. Sonra bir tatlıya bağlayıp bitirecekler. Artık işte Kaptan Amerika'nın kalkanı geri mi gelecek? Chris Evans'ı yaşlı Kaptan Amerika, Steve Rogers olarak mı göreceğiz? Çünkü şimdi sosyal medyada okudum. Film ve dizinin son sahnesinde. Spoilerlı konuşuyoruz farkındaysanız. Yine de söylemekte dikkatinizi Biraz çekmek geç isterim. oldu ama hani Yok ki hep söyle. spoilerlı konuşuyoruz da yine bilginiz olsun. Çünkü bayağı sağlam spoilerlı gireceğim şimdi. Bölümün sonunda Kaptan Amerika'nın kalkanıyla bir vatandaşı hunharca katletmesi. Mesela şöyle bir şey konuşulmuş sosyal medyada. Benim de dikkatimi çeken bir unsurdu. Eğer Steve Rogers hala hayattaysa kendi kalkanının bu şekilde kullanılmış olmasından çok büyük bir üzüntü duyacağını aslında düşünebilirsin. Yani Endgame'in sonunda yaşlı Steve Rogers'ı gördük. Bu hemen Endgame'in peşinden yaşandı. Yaşlı Steve Rogers ölmediyse televizyonda mutlaka izliyordur. Mutlaka ya da karşısına bir yerden çıkmıştır. Ve kalkanın geldiği noktadan üzüntüyle karşılayıp "Hacı siz ne yapıyorsunuz?" deyip ihtiyar olarak gelebilir belki diye bir düşünce oluştu bende. Ya da bütün Ama onu olaya müdahale... sadece sözünü unutma da yaşlı Steve Rogers'ı bir tek bizimkiler biliyor. Dünya bilmiyor. Dünya bilmiyor İşte doğru ama yani Steve hani Rogers geldi mi çıkabilir. de hadi canım sen Sen yaşlı başlı kimsin? bunaksın deyip falan böyle şey yapabilirler ya. Ya Onu nasıl da bağlarlar bilmiyorum, öyle bir şey bütün olursa. olay Kaptan Amerika'nın oradaki hani kalkan oldu. Bir de şöyle bir dikkatini çekersen şöyle bir şey var. Normalde filmlerde Steve Rogers kalkanı savunmak için ve fırlatmak için kullanıyor. Bu karakter tabanca da kullanıyor mesela Evet. ekstradan. İşte Kaptan Amerika tabanca kullanmaz. Çünkü Kaptan Amerika saldırmaz. Hani orada şey vardır aslında. Gene bir alttan alta bir mesaj vardır. Amerika saldırmaz, Amerika savunur. Düşünce tarzı vardır. Hani burada saldırdığını gördüğümüz için belki olayın boyutu sadece bizim Falcon ve Winter Soldier'da değil, belki Avengers'a da bağlanabilir, bilmiyorum. Ya çok büyük bir sürpriz beklemiyorum ama En büyük sürpriz Türk lokumu oldu. evet. Gene bir Türkiye'ye selam çakıldı. Bu dizinin böyle bizlere bir selamı hep oluyor. Biz de buradan kendilerine selam söylüyoruz. Umarız Disney Plus Biz sayesinde Türk severek lokumu izliyoruz. Siz de bizi severek izleyin. Hani Türk madem lokumun istediği değere beğendik. ulaşır, satışları artar, dolar Evet. düşer bu Hak sayede. ettiği yere. Yani şimdi bir Türk lokumunun değeri bence dolardan daha yüksek olması lazım. Tabii çok lezzetli bir şey. Yani bu reklamı bizim kendimizin yapmayıp da böyle Marvel tarafından yapılması da ayrı sevindirici ve düşündürücü. Peki en sevdiğin Türk lokumu Türk cinsi lokumu. nedir? Ben Türk lokumu sevmiyorum deyip böyle. Yok ya, ama o pişmaniyeydi lan. O pişmaniye miydi? Ne alakasız oğlum ikisi Ben birbirine. yani başka bir şey. Türk lokumu cinsiyeti. Cinsiyet. Cinsi olarak bilmiyorum lan. Ben hepsini yiyorum Ben herhalde. de hepsini yiyorum ya. Öyle Şu ay şeyleri şey. seviyorum. Fıstıklı, Hindistan Fıstıklı cevizli güzel. olanlar güzel oluyor. Yani güllü Onlardan olan en standart olan zaten. Onu geç. başka da yok zaten. Hep onları görüyoruz. Güllü, Evet. fıstıklı. O kadar. Ya. Daha ne Fa olacak oğlum? The Falcon and the Turkish Delight isimli dizinin dördüncü bölümü denemesinin de Falcon'lu. Millennium Falcon Winter Trooper Türk dokumu yiyor isimli bir bölüm incelememiz. Başta da Türk dokumu atayım bari. İncelememizin Lokum sonuna. gibi dizi diyeceğiz de değilsin de çok fazla, ama ne yapalım. Ya işte. Bilmiyorum. Bakalım, ben Neyse. artık şeyi bekliyorum. Yeni bölümlerde bize nasıl selam çakacaklar? Bak bir önceki bölümde işte şeyler Türk vardı. bayrağı vardı. Cansu Türk yazıyordu bayrağı konteynerin vardı. üzerinde. Cansu yazdı. Şimdi lokum falan. Hani bu seferki ne? Hani hadi bakalım. Marvel.
Bir de şey Ant-Man'in de yeni filminin çekimleri de Kapadokya'da oldu ya. İpten eve bize geliyorlar yani. Hani böyle Evet. Türkiye'de bir şey oldu yani. Evet. Geçen hafta Loki'nin fragmanını konuştuk. Konuştuk değil mi? Konuşmadık. Loki'nin fragmanı bu hafta çıkmadı mı? Bu hafta Bu çıktı hafta değil mı mi çıktı? Loki'nin fragmanı? Bu hafta çıktı galiba. Bilmem. Hatırlamıyorum. O kadar Hemen çok haber bakalım. çıkmış ki bu haber. Şey bu hafta. Çok seri bakıyorum. Ha, Kaçırdım. geçen hafta çok seri bakıp düşünüp ama Özay'ın beni yarı yolda kesip sen daha düşün de diye o Queen's Gambit'teki yukarı bakarak şey sahnesini hatırladım. Bir diziden değilmiş. Vates Motel Pro sevgide saygılı ekibimiz, saygılı ekibimiz de ya. Sevgi değer ekibimiz. Sevdiğimiz. Sevdiğimiz, çok severek izlediğimiz ekibin son çıkardıkları videodaydı galiba. Evet. Okey üzerine çektikleri videoydaydı. Reklamda evet orada yapıyorlardı. Okey oynuyordu adam. Şu an şeye bakıyorum da Loki'nin geçen haftaydı Loki'yi geçen sanki. hafta konuştuk mu ya emin değilim de ama yine de konuşmadıysak ya da konuştuysak da tekrar etmekte fayda var. Zaten Winter Soldier'ın peşine bir Black Widow, onun peşine Loki izleyeceğiz. Loki'nin de yeni fragmanı çıktı. Bahsettiysek de tekrar bahsetmiş olalım. Üzerine de daha fazla diyecek bir şey yok. Ya zaten o çıktıktan sonra onun üzerine çok daha fazla konuşuruz herhalde. Hem çok merakla beklenen dizi çünkü Marvel tarafından. Yani bu işte kozmik evrenler, paralel evrenler, zamanda yolculuk muhabbetlerine biraz daha fazla gireceği için şimdi WandaVision biraz daha böyle izleme keyfi yüksek bir filmdi. Falcon biraz daha böyle işte dediğim gibi Kaptan Amerika filmlerinin anımsatacak casusluk, Aksiyon espiyonaj, aksiyon tarafını tarafı yüksek olmuş. Her bölüm aksiyon artık sıkıldık. O ya yüzden aslında Loki işte şey olabilir hani bu WandaVision'da beklediğimiz paralel evrenleri birleştirme X-Men insan ya aslında biz boşu boşuna orada bekleyip asıl dizi belki de Loki'de olabilir yani bu tabii ki de belki şu de. an benim attığım bir teori ama hani belki çünkü Loki'de daha çok işlenecek paralel evrenler belli ki hani oradan bir bağ kurmaları daha fazla olabilir bakalım Olabilir. az kaldı ona da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şöyle hızlıca baktım. Gözden kaçan ya da söyleyebileceğimiz minik haberler var mı? Dungeons and Dragons Dark Alliance için kısa bir yapım videosu yayınlandı. The Witcher Blood Origin'in başrol oyuncusu Jodie Turner Smith diziden ayrılmış. Jupiter Legacy için bir fragman yayınlandı. Cruella filmi için Emma Stone'un canlandıracağı Cruella de La Vil orijin hikayesinin filmi için bir fragman yayınlandı. Mortal Kombat için ufak bir tanıtım videosu yayınlandı 4-5 dakikalık. Şöyle hızlıca baktığım zaman başka üzerine konuşabileceğim Star Trek Discovery 4. sezon fragmanı geldi. Ve başka da üzerine durabileceğimiz başka bir haber kalmamış gözüküyor. Böylece haftalık gündemi de toparlamış oluyoruz. Normalde hızlı haber tanıtımlarını daha bir önceki kısımda yapıyorduk ama olsun yine de eksik Bir kalmasın. değişiklik olsun şaşırtalım dedik siz. Evet. O zaman haftalık gündemi bitiriyoruz. Var mı diyeceğin son bir kelime, son bir cümle? Yok. Başka şu an yok. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayıp yayınlarımıza zaten geliyorsunuz ama gelmeyen arkadaşlar var onu da biliyoruz. Onları da bekleriz. Ve Gelin güzel şeyler yapıyoruz. Takip aynen. edin. Paylaşın Alın. arkadaşlarınıza. Gelin böyle bir yayın Paylaşın. var. Böyle izliyoruz deyin. Gelin deyin. Böyle bir şeyler yapıyorlar kendilerince. Biz de onlara ayak uyduruyoruz deyin ya da biz onlara akıl veriyoruz deyin. Çünkü bazen bir şey yapamıyoruz. Sizden bayağı destek alıyoruz. Gelin yani güzel eğleniyoruz kendi kendimize. Şimdi de YouTube kanalımı izliyorsunuz. Buraya işte abone olup bildirimleri açmayı, Ha, aynen. beğenmeyi falan unutmazsanız bunlar da tabii ki Aşağıda yorum falan yazılabiliyor mesela. Yazın onlar lütfen. bizim hoşumuza gidiyor. YouTube'un algoritmasını eklediği için kanal daha fazla önerilenlerde çıkıyor. Daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Böylece siz de bak aa ne kadar komik video, aa ne kadar ilginç bir video yapmışlar diye o güzel parmaklarınızı sosyal medyada gezerken yormuyorsunuz. Arkadaşlarınızın direkt karşısına Laughs diye FRP.net kanalı çıkıyor. Bizi sosyal medya hesaplarımıza tabii ki takip etmeyi unutmuyorsunuz. Çeşit çeşit komik komik güzel güzel şeylerle karşınızda oluyoruz. Haftalık gündemi de burada sonlandırıyoruz. Şaka maka 25. bölümü bitirmiş olduk. 25. bölüm bitirmiş olduk ha. Bayağı iyi Abi oldu. 25 olmuş hakikaten 25 ama. haftadır çekiyoruz ha. Eksiğimiz de Başarılı. yok. Aynen hiç şey vermedik. Ara vermedik. Çatır çatır gidiyoruz böyle. Aferin sana ya. Geç de İyi. olsa geç oluyor genelde çekimlerimiz ama gidiyoruz bu şekilde bakalım yani. İyi iyi güzel lan 25. Kaç ay Nazar oluyor? Bunu hesaplayamadım şu an. ben de Matematiğim şu an hesaplayamadım. yetmedi.
3 kişiden 5 kişi lira, 5 lira verse, yok o başka bir hesaptı. İki elmanın karşılığında bir armut verse niye iki elmanın karşılığında bir armut alıyoruz? Neyse bilmiyorum. Ya, o kadar Vallahi. matematik bilgim bu yani. Hani bir de havuzu dolduran bir musluk oluyor böyle. Evet, bir O... manyak var açmış havuza Yani. musluğu. Dolmasını bekliyor. Sonra diyor Neyse ki kaç saçmalama. dakikada dolar. Ha, aynen bir de bunu bize soruyor. Ya aç musluğu git git yemeğini yar. Ne bileyim sigaranı iç kahveni iç bir şey yap. Dolar o Havuz bir araya. diyorsun anasını Havuz. satayım yani. Ya Hani dolarsa da 35 taşma dakika şansı sonra yok. dolacaktı. Git, ya ne bileyim 10 dakikada bir git gel bak. Oğlum taşma şansı da yok zaten. O havuzun Havuz. kenarlarından su akmıyor mu Tabii zaten? oğlum Geri orada şeyler var. açık bıraktık Mazgallar var. anasını satayım. Ne diye boşuna şey yapıyoruz? Efendim Ferepenet'le haftalık gündemin sonuna geldik. Gördüğünüz üzere bir sonraki hafta haftalık gündemin yepyeni bölümünde ilginç bilgiler, ilginç haberlerle karşınızda olacağız. Dediğimiz üzere hafta içleri canlı yayınımız devam ediyor. Orada da karşılaşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Çıkalım. Görüşürüz. Kaba aslında şöyle mücberde yiyorum da Ya bir normal şeyin şekilde yanında yiyorum. yeniliyor kabak. Hani tek başına ben de sevmiyorum kabak. Kabak dolmasını da mesela kabaklı Ha. şekliyle içini sadece Ha. yiyorum. Ama kaba mesela mücber yap yerim onu ömür boyu. Ya da Bayağı işte yerim. böyle şey yazlık şey yapıyorlar ya kızartma. İşte Ha, kabak, onu da patlıcan, biber, patates yapıyorum. kızartması. Yoğurdu basıyorsun üzerine sarımsağı. Uf yaz gelse de yesek sonra bir karpuz gömeriz üzerine. Ay.